özel farkına başlı eğitim kurumları olarak gençleri her noktada desteklemeyi uygun gördük. Kurucumuz Profesör Doktor Haydar Başbey'di. Vatanına, milletine, bayrağına sahip gençler yetiştirmek için her alanda onların desteklenmesi gerektiğini ifade ederdi. Biz de bu noktada zekasını ön plana çıkaran bireyleri desteklemek adına satranç turnuvasında yer almayı uygun gördük. Federasyonumuzun bize yapmış olduğu destekle birlikte özel farklılaşmış eğitim kurumları satranç turnuvasını düzenledik. Çok güzel bir katılım gerçekleşti. Onları ağırlamaktan da çok mutlu olduk, çok onur duyduk. 8-14 yaş arasında gerçekleşti turnuvamız. 200 aşkın bir katılım gerçekleşti. Çok güzel ödüller de belirledik. Ödüller çocuklarımızı da mutlu edeceğimiz. Bu ilk organizasyonumuzu satranç noktasında her yıl düzenli olarak bunu gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu alanda da varız artık. Bu organizasyonda bize destek olan Satranç Federasyonu Başkanımıza, direktörümüz Fatih Bey'e, Serdar Peker Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Merhabalar, ben Fatih Demirbaş, satranç antrenörüyüm. Trabzon'da kurulan ilk satranç kulübünün de kurucu başkanıyım, Trabzon Feda Satranç Kulübü'nün. Şu anda Özel Fatmabaş Eğitim Kurumları satranç turnuvasının direktörlüğünü de yapmaktayım. Bu bir ilk, Akçabat'ta hatta yapılan ilk ödüllü turnuva. Trabzon'da şu ana kadar yapılmış en büyük ödüllü turnuvası. Bir başlangıç, çocuklar için çok güzel oldu. Ödüllü, kupalı, eğlenceli bir süreç geçireceğimizi düşünüyorum. Yoğun bir katılım var. Yaklaşık 200 sporcu başvuruda bulundu. Tabii hava şartlarından dolayı gelemeyen öğrencilerimiz oldu. Problemsiz bir şekilde turnuvamıza başladık. Umarım 2 gün boyunca güzel bir süreç, güzel bir turnuva geçirir çocuklar. Ve Fatmabaş Koleji'nden bundan sonra bu turnuvanın geleneksel olmasını bekliyoruz. Yetkililer de buna çok açıklar. Onlar da çok keyif aldığını görmekteyim. Desteklerini devam ettireceklerini bizlere söylediler. Önümüzdeki yıllarda geleneksel olarak bu turnuvayı devam ettireceğiz. Başta Fatmabaş Koleji Eğitim Kurumu'nun genel müdürü Selma Hanım sağ olsun her şeyiyle bize destek oldu. Okulun bütün her hizmetini açtı çocuklar için. Ardından Serdar Hocamız Gençlik Spor'un antrenörü. Onun aracılığıyla ve satranç il temsilcimizin ve hakemlerimizin katkılarıyla yapıyoruz şu anda turnuvayı. 8 yaş altı, 10 yaş altı, 12 yaş altı ve 14 yaş altı olmak üzere 4 farklı kategoride yapıyoruz turnuvayı. Her kategoride ilk 5'e nakdi ödülümüz var. Ve dediğim gibi Trabzon'da ilk defa bu kadar fazla ödüllü bir turnuva yapılıyor. İlk 3 sporcumuza kupa verilecek ve aynı zamanda ilk 5 sporcuya da madalya verilecektir. Satranç oyunu kompleks bir oyundur. Hem bilimsel bir altyapısı vardır, hem sportif bir altyapısı vardır. Teorik çalışması fazladır. Bir zihinsel jimnastik içerir. Bütün bireylerin satranç oynaması gerekiyor. 5 yaştan itibaren satranç öğrenmeye başlayabilir. Eğitime çok katkısı olduğunu biz bugüne kadarki tecrübelerimizde gördük. Uzun süre satranç oynayan çocuklar, çalışan turnuvalara katılan ve başarılı olan çocukların LGS ve üniversite sınavlarında çok başarılı olduğunu bugüne kadar gördük ve birçok öğrencimiz hatta sınavlarda Türkiye derecesi de yapmıştır satranç oynayan çocuklar. Bu nedenle çocuklarımızın eğitime katkı sağlayacağı için başta satranca başlamaları ve oynamaları bunların gelişim açısından önemlidir. Bir de tabii sportif tarafı var. Satranç alanında başarılı olup milli sporcu olabilirsiniz. Ülkemizi yurt dışında temsil edebilirsiniz. Milli sporcu unvanı kazanabilirsiniz. Bunun için de tabii ki bu alanı tercih edebilirler. Böyle bir organizasyonun olması, hani çocuklara en azından ödüllü bir organizasyonun yapılması çocukları teşvik açısından çok iyi. Çünkü 7 yaşında, 8 yaşında, 9 yaşındaki çocuklar böyle ödüllerle daha rahat teşvik olabiliyorlar. İnşallah devamı gelir. Güzel bir organizasyon. Devamını bekliyoruz. Bir de ben bir şey diyeceğim. Bütün dünyaya diyorum bunu. Satranca başlayayım. Turnuva şu anda bir maç oynanmasına dair güzel geçti. Yani maçımı oynadım, şu an ikinci tur bekliyorum. Satranç güzel bir oyun, rekabetli. Çalışmayınca olmuyor. Evet, ikinci tura çıktım. Yani eleme yok aslında. Yani bu turnuva güzel yani. Mesela ilginiz varsa oynayabilirsiniz. Ben ilk önce yani kendim ilgi duydum, böyle bir yere gitmiştim. Orada öğrenmeye başladım. Sonra da işte böyle yerlere geldim. Peki iddialı mısın? Evet. Şampiyon olacak mısın? Kendime güveniyorum. Olacağımı düşünüyorum. Güzel. Yendim maçım işte, bu kadardı. Allah iyi.
Kapışmalı olacak yani. İyi ama öğrenmesi zor yani böyle şey yapmasan. Evet, sıra sende. Turnuva güzel geçti. Kısa bir oyun sürdü ilk oyun. Güzel, satranç yani zor bir oyun, öğrenmesi de zor ama öğrenince çok zevkli. Bu kadar. Herkese tavsiye eder misin? Herkese tavsiye ederim. İyi, güzel geçiyor şu anda. Satrancı herkesin oynamasını tavsiye ederim. Çok güzel bir spor. Herkes oynasın yani. Devamını bekliyorum. Hayallerim var. İnşallah gerçek olur diyorum. Birinci turda bir de bir yaptım. Diğer turları da yenmeyi planlıyorum. Bu benim için en güzel günlerimden biri. Oyun hem zor hem mantık geliştiren hem de pratik bir oyun. Tavsiye eder misin? Herkese tavsiye ederim. Zor bir oyun. Çok yani şey gerektiriyor. 5 saat maçlar oluyor, 3 saat oluyor. Daha uzun maçlar oluyor. Yani çok yani zor gerçekten turnuvalara gelmek, gitmek. Ama gerçekten de çok mutlu oluyor insan maçları kazanınca. Yenilince çok olmuyor ama olsun. Öyle. Matematikten, fizikten oturmadan, kalkmadan her şeyi katıyor satranç. Yani bir 11 yaşındaki çocuk 5 saat bir masa başında oturup hesap yapabiliyorsa ve bundan keyif alabiliyorsa satrancın faydaları işte bunlar. İyi buldum. Oynadın mı sen? Çok oynadım. Sonuç ne oldu? Sonuç çok güzel gidiyor artık.